Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle sarı motif çalışacağız. Şimdi motifimizin ilk sırasıyla başlıyoruz. İpimi elime doladım. Bakın ön tarafta ipim bu şekilde doladım ve sihirli halkamı bu şekilde oluşturacağım. Bir kere kilitledim. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. 3 zincir çekip yükseldiğim trabzanımla birlikte sihirli halkamın içerisine 20 adet ikili trabzan yapıyorum arkadaşlar. 3 4 5 6 ikili trabzan yapmayı biliyoruz. Şunu birazcık daha çekelim şöyle. Tığıma doluyorum. Yuvanın içerisine battım. İlk ikisi, son ikisi. 20 adet ikili trabzan yapıp sonuna kadar gelelim. Orada görüşelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, 19-20'yi de beraber yapalım. Tığımı doladım. Yuvamın içerisine battım. İkisi, son ikisi. 20 adet ikili trabzanımı yaptıktan sonra buradaki bu sihirli halkamı kapatıyorum. İlk yükseldiğim bacağın tepesine batıyorum ve kaydırmayla bağlıyorum. Şunu biraz daha yapalım, sökülme yapmasın. Tepesine battım. Kaydırmayla bağladım. Bir de zincir çekiyorum. İkinci sırama, yani diğer rengime geçeceğim. İkinci sırada arkadaşlar rengimizi alalım. Bu arada ben Alize Cotton Gold ipler kullanıyorum. Onlarla birlikte de 3 mm'lik tığ kullanıyorum arkadaşlar. İkinci sırada 20 tane içini doldurduğumuz sihirli halkamızın içerisinde ikili trabzanlarımızın her bir tepesine ikişer kere batarak 20'yi sayısını 40'a çıkartacağız arkadaşlar. Bakın tepeye batıyorum. Yeni ipimi aldım. Bir kere kilitledim. Bu ipi de bu şekilde döndürüyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. İpimi de bu şekilde ben gizliyorum. Bakın şuradakini de şöyle ilmekmiş gibi alıyorum. Aynı noktanın tepe noktasının içerisinde bir ikili trabzan daha yaptım. Tığıma doladım. Hemen yandaki trabzanın tepesine battım. 1. Aynı yere tekrar bakıyorum. Batıyorum. 2. Yani her trabzan tepesine ikişer kere batarak sayımızı 40'a çıkartacağız arkadaşlar. Doladım. Trabzanın tepesindeyim. 1. İkinci ikili trabzanımı yaptım. Her bir trabzanın tepesine arkadaşlar ikişer kere batıp 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Yan boşluktayım. 1. İlmeğimi aldım. Aynı boşluğun içerisine 2. Bakın bu şekilde ikili trabzanlardan her trabzanın tepesine batarak sayımızı 40'a çıkartacağız. Sanırım anlaşılmıştır. Sıra sonuna kadar geleyim. Orada görüşürüz. Evet arkadaşlar, son boşluğu da bıraktım. Birlikte yapalım diye. Tığımın başına doluyorum. Bir tane ikili trabzan yaptım. Aynı yere battım. Bir ikili trabzan daha yaptım. Bakın 20 olan sayımızı 40'a çıkarttık burada. Her trabzan tepesine ikişer tane ikili trabzan yaparak ilk yükseldiğim bacağın tepesine batıyorum. Kaydırmayla bağlıyorum. Bir de zincir çekiyorum. Sağlam olması adına zara motifimizin ikinci sırasını bu şekilde tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, zara motifimizin üçüncü sırasına geldik. Yeni rengimi alıyorum. Şimdi de artık ikinci sırada tepe noktalarına çalışmıştık. Şimdi bu aralara çalışacağız arkadaşlar. Bakın böyle ikili gruplar yaptık ya, onların arasına çalışacağız. Bu şekilde battım. Yeni rengimi aldım. Bir kere kilitledim. İpimi de bu şekilde atıyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Tığımın başına doluyorum. Bakın arkadaşlar, İkili gruplar ya bunlar zaten böyle. İkişer kere batmıştık. Bu aralara çalışıyorum. Bir, iki kere de çıkıyorum. Bir, iki zincir çekiyorum. Yine iki tane atlıyorum. Araya batıyorum. Bu delikli dokuyu oluşturacağız ikinci, üçüncü sıramızda. Bir, iki zincir çektim. Tığıma doladım. Bakın, bir, iki atladım. İkili trabzan yaptım. İki zincir çektim. İki boşluk atladım. Bir trabzan yaptım. Bu delikli dokuyu oluşturacağız şimdi. 2 atladım. Araya battım. 2 zincir çekiyorum.
sıra sonuna kadar bu şekilde bu trabzanlı, dilikli dokuyu. Bakın ikili gruplar haline zaten. Buraya battım. İkili trabzan yaptım. İki zincir çektim. İki atladım. Araya battım. Bu şekilde sıra sonuna kadar bu delikli dokuyu yapacağız arkadaşlar. Bir kez daha göstereyim. İki zincir çekiyorum. Tığıma doladım. İkişerli gruplar halindeydi zaten. Arasına batıyorum. İkili trabzan yaparak bu şekilde üçüncü sıramı da oluşturuyorum. Sıra sonuna gelince birlikte görüşelim. Evet arkadaşlar, buraya kadar geldim. İki zincirimi de çektim. İlk dört tane zincir çekmiştik biliyorsunuz. Üçüncüsünün olduğu yere batıyorum. Kaydırmayla bağlıyorum. Bir de zincir çekiyorum. Üçüncü sıramı da bu şekilde oluşturmuş oluyorum. İpleri de şöyle bir artık iyice yürüttük zaten. Şöyle şu şekilde bir keselim. Görüntü kirliliği olmasın. Tertemiz bir bitiş yaptık. Şimdi dördüncü sıradayız arkadaşlar. Buralarda fıstıklar oluşturacağız. Bütün bu iki zincirlik alanlarda fıstıklar oluşturacağız. Tığımı takıyorum herhangi birinden. Yeni ipimi aldım. Bir kere kilitledim. İpimi de şu şekilde döndürüyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Bu ipimi de buradan böyle yürütüyorum. Baktım, ipimi aldım. İlk ikisi. Tekrar doladım. Aynı noktanın içerisine battım. İlk ikisi. Üçünü birden topladım arkadaşlar. Yani üçerli fıstıklar yapıyoruz şu anda. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Tığıma doluyorum. Hemen yan boşluktayım. İlk ikisi. İlk ikisi. İlk ikisi. Hepsini birden çekiyorum. 1, 2, 3 zincir. Hemen yan boşluktayım. 1, 2, 3. Hepsini birden çekiyorum. 1, 2, 3 zincir. Tığıma doluyorum. İlk ikisi. İlk ikisi. İlk ikisi. 1, 2, 3, 4 tane ilmeğimi birden çekiyorum. 1, 2, 3 zincir. Tığıma doladım. Battım. İlk ikisi. Tığıma doladım. Tekrar battım. İlk ikisi. Tığıma doladım. Tekrar battım. İlk ikisi. 4 ilmeğimi birden çekiyorum. Ara zincirlerim. 3 zincir. Sıra sonuna kadar gelelim arkadaşlar. Orada görüşelim. Evet arkadaşlar, sona doğru geldim. Artık son üstünde birlikte yapalım istedim. Ne yapıyorduk? 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Tığımın üstüne doluyorum. Hemen yan boşluktayım. Battım. İlk ikisi. Tığımda tutuyorum. Tekrar doladım. Tekrar battım. İlk ikisi. Tekrar battım. İlk ikisi. 4 tane ilmeğim var. Hepsini birden çekiyorum. 3 zincirimi çektim. Burada bak, bakın başlangıç noktamız var. Buraya batıyorum ve kaydırmayla bağlıyorum. Bir de zincir çekiyorum. Dördüncü sıramızı da bu şekilde tamamlamış oluyorum. Evet arkadaşlar, artık son sıramızdayız. Beşinci sırada renk ayarlaması çok soruluyor bana Instagram üzerinden de. İnanın renk ayarlaması için herhangi bir şey yapmıyorum. Bu zamanla ördükçe artık gözlü aşinalığıyla alakalı herhalde. Kendi kendine gelişiyor. İnanın hiç düşünmüyorum. Bir de şuna şu yakışır, buna yakışır diye düşünmüyorum. Renkleri önüme alıyorum. O an hangisi gelirse alıyorum. O günkü psikolojime göre belki de bilmiyorum. Motiflerimi bu şekilde yapıyorum. Üçer tane zincir çektiğimiz boşlukların arasında artık motifimizi kareleştireceğiz. Yani son sıradayız. Buradan tığımı takıyorum. İpimi aldım. Bir zincir çektim. Kilitledim. Bunu da böyle döndürüyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. 2 kere doluyorum tığımı. Bakın. 1, 2 kere doladım. 1, 2, 3 kere de çıktım. 2 kere doladım. 1, 2, 3 zincir çektim. 2 zincir çekiyorum. Tekrar 2 kere doluyorum. 1, 2, 3. İlk köşemi bu şekilde oluşturmuş oluyorum arkadaşlar. 1, 2, 3. Bakın ilk köşemi oluşturdum. Tığıma doluyorum. Ben zincir çekmiyorum artık arkadaşlar. Benim elim biraz orta gevşek bir el ve kasma yapmıyor. O yüzden de zincir çekmiyorum. Ama sizin eliniz sıkıysa eğer zincir çekebilirsiniz tabii ki. Tığıma doladım. Hemen yan boşluktayım.
1, 2, 3 kere de çıkıyorum. 2 kere dolayıp 3 kere de çıkmıyorum. Normal üçlü trabzan yapıyorum burada. Tığıma doladım. 1, 2, 3. Tığıma doladım. 1, 1, 2, 3. Tığıma doladım. Yan boşluktayım. İkili trabzan yapıyorum 3 tane. 2, 3. Hemen yan boşluktayım. Yine 3 adet. İkili trabzan yapıyorum. Tığıma doluyorum. 3 tane üçlü trabzan yapıyorum. 1, 2, 3. Tığıma doladım. 1, 2, 3. 2 kere doluyorum. Şimdi ikinci köşeme geldim. 2 kere doladım. 1, 2, 3 kere de çıktım. 2 kere doladım. Bu işlemi 3 kere yapıyorum arkadaşlar. Çünkü köşe oluşturuyorum. 3 tane trabzanı yaptım. 2 zincir çektim. 2 kere doluyorum. Aynı noktanın içerisinde 1, 2, 3 kere de çıkıyorum. 2 kere doladım. 1, 2, 3. 2 kere doladım. 1, 2, 3. Yani köşeden köşeye arkadaşlar bir tane üçlü trabzan. Bir grup üçlü trabzan. İki tane ikili trabzan, bir tane daha üçlü. Yani şöyle köşenin yanın köşelerin yanlarında üçlü trabzanlar üç kere de çıkmalı. İki tane de ikili trabzan. Yani köşeden köşeyi arada dört tane boşluğumuz olacak zara motifte. Tığıma doladım. Hemen yan taraftayım. 1, 2, 3 kere de çıkıyorum. Tığıma doladım. 1, 2, 3 kere de çıktım. Tığıma doladım. 1, 2, 3 kere de çıkıyorum. Hemen yan taraftayım. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Yanına tekrar 3 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Yanına 1, 2, 3 kere de çıkmalı. 1, 2, 3 kere de çıkmalı. 1, 2, 3 kere de çıkmalı. Üçlü trabzan. 3 adet. Şimdi köşemdeyim. 2 kere doladım. Ne yapıyorduk? 1, 2, 3 kere de çıkıyorum. 2 kere doladım. 1, 2, 3 kere de çıkıyorum. 2 kere doladım. 1, 2, 3. Köşelerimiz 2 zincirdi arkadaşlar. 2 kere doladım. Bir kez daha göstereyim şurada. 2 kere doladım. Köşemi oluşturuyorum. Bir tek köşelerde 2 kere dolayıp 3 kere de çıkıyoruz. Bu yanlarda yaptıklarımız 3 kere de çıkıyoruz. İkili trabzanlardan 2 tane yapıyoruz. Bakın bu şekilde motifimizi kareleştiriyoruz. Sanırım anlaşılmıştır. Ben diğer köşeye kadar geleyim. Orada görüşelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, artık ben sona kadar geldim. Motifimi kareleştirdim. Burada ilk yükseldiğim bacağın tepesine batıyorum. Kaydırmayla bağlıyorum. Bir de zincir çekiyorum. Bu şekilde artık sarı motifimizin bitirmiş oluyoruz arkadaşlar. Şöyle şu şekilde göstereyim. En sevdiğim motiflerden ama çok çalıştığım için bu motifi bayağı bir sıkıldım bundan. Şimdi ipi nasıl yok ediyorum bunu da göstereyim. Bakın buradan batıyorum. İpi alıyorum öne. Arkadan batıyorum. İpi alıyorum arkaya. Daha da fazla yürütebilirsiniz. Ben şimdilik yürütmeyeceğim. İpimi de şu şekilde kesmek istiyorum. Sarı motifimiz hazır arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.